Son yıllarda en çok keyifle takip ettiğim etkinliklerden bir tanesi olan Future Games Show'un ilk bahar versiyonu gerçekleşti. Ve ben de her zaman olduğu gibi bu etkinlikten öne çıkan oyunlarla ilgili konuşmak için karşınıza çıkıyorum. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayal. Öncelikle arkadaşlar sesim biraz garipse veya enerjim düşükse kusuruma bakmayın. Biraz böyle bir hani yoğun tempo arasında bir de hasta oldum. Dinlenme fırsatı da bulamadım çok fazla bu videoyu hazırlamadan. Evet, yani kusuruma bakmayın diyeyim. Boşta geçmek istemediğim için hem etkinliği hem gördüğüm oyunları hem de işte haftayı videosuz geçmek istemediğim için böyle de olsa karşınıza çıkıyorum. Mümkün Mert. to idare etmeye çalışacağım. Lütfen siz de idare edin. Neyse. Future Game Show bilmeyenler için özetlememe gerek var mı bilmiyorum ama işte her mevsim bir tane gerçekleşen ve bu e, gerçekleşen etkinliklerde de ağırlıklı olarak Double A ve e, bağımsız oyunların hani bahsedildiği, paylaşıldığı etkinlikler oluyor bunlar. Normal şartlarda bir yıl içerisinde çıkacak olan büyük oyunları takip etmek e, daha kolayken yani internetten çok basit bir Google aramasıyla da bulabilecekken daha böyle bağımsız ve Double A oyunların hangileri iyi olur, hangisi daha e, dikkate değerdir falan bunları bulmak çıkmadan anlaması zor olduğu için böyle etkinlikler daha da önem arz ediyor ve her etkinlikte bazı beklediğim Oyunlarla alakalı ekstradan yeni trailerlar ve bilgiler görüyoruz. Bu Future Game Show'da bazen de yeni keşfettiğimiz oyunlar buluyoruz. Ben de bu etkinlik içerisinde yeni yapılan duyurulardan veya beklediğimiz oyunlarla alakalı yeni gelen bilgilerden bahsetmek için karşınıza çıktım diyeyim ve lafı daha fazla uzatmayayım zaten yorgunum. Hadi oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Shadow Gambit The Cursed Grove. Bu oyunla alakalı ben arkadaşlar özel davet üzerine hani oyunun nasıl bir oyun olacağına dair bir etkinliğe de katılmıştım. Ocak ayı içerisinde yaptığım videoda da size paylaşmıştım. Hem oyunu yapan Mimimi Games ki kendisi Shadow Tactics ve Desperados 3'ü de yapan ekipte. Bu oyunlarından, geçmişinden ve başarısından bahsettim. Hem de ekstradan da 2023 yılı içerisinde çıkmasını beklediğim Shadow Gambit bahsetmiştim. Detaylı bilgiyi yine oradan alabilirsiniz ama kabaca Desperados 3'te ve Shadow Tactics'te olduğu gibi strateji odaklı bir oyun. Önceki oyunlarına nazaran daha böyle açık dünyaya yakın bir tarafa gitmiş olması, e, korsan temasının üzerine odaklanması ve doğaüstü güçlerin de işin içine girmesiyle beraber birdenbire karşılaştığımız problemleri çözmek için elimizde çok daha yaratıcı araçlar bulunması gibi e, durumlarla karşı karşıyayız. Eğer duyurdukları gibi bu yıl içerisinde çıkarsa gerçekten bu yılın en başarılı oyunlarından bir tanesi olma potansiyeline sahip. Park Beyond özellikle roller coaster tycoon tarzı oyunları çok seven insanlar için inanılmaz bir oyun. Geliyor Park Beyond son derece derin ve kompleks bir oyun yapısına sahip olan eğlence parkı tasarladığımız bir oyun. Hem parkımızın kendisine hem de parkın içerisindeki oyuncakları diyelim. Hadi ona roller coasterları vesaireleri tasarladığımız tarzda bir oyun ve hani sundukları araçlara bakılırsa bu oyuncakları tasarlama konusunda son derecede özgürüz. Baya bir değişik şeyler yapma ve yaratıcılığımızı kullanarak çok ilginç şeyler ortaya çıkarma ihtimalimiz var gibi duruyor. Yani burada sadece şeyden bir bahsetmek de istiyor olumsuz yanı olarak. Kesinlikle gözünüz üzerinde olsun eğer ki bu tarz oyunlarla ilgileniyorsanız ama yani oyun 750 liradan ön siparişe açılmış. Yani... Ne desek boş arkadaşlar Hiç söylenecek bir şey de bulamıyorum artık da. Bu çapta ki hani AAA olmayan ama bağımsız denebilecek kadar küçük bir ekiple de yapılmayan bir oyunun e, bu fiyattan çıkıyor olması da üzücü. Yayıncısının açıkçası Bandai Namco olmasının da etkisi var bu fiyatta. O ayrı bir mevzu ama yani bir yandan oyunun derinliğinden ötürü eyvallah böyle bir fiyat istenebilir diyorsunuz. Ama bir yandan ulan 750 lira böyle bir fiyat da istenmez diyorsunuz. Hala daha aşamadığımız şeylerden bir tanesi bu fiyatlandırma konusunda. Neyse çok da uzatmamak lazım. Miyazma Chronicles. Mutant Year Zero Road to Eden diye bir taktiksel rol yapma oyunu vardı arkadaşlar. O oyun yapan ekibin elinden çıkan yine taktiksel rol yapma oyunu. Sıra tabanlı bir strateji oyunu. Aynı zamanda tema olarak da post apokaliptik yani kıyamet sonrası e, bir atmosfer. Seçilmiş dünyayı felakete sürükleyen miyazma isimli bir güce karşı hani hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun ve hem Mutant Heroes Zero'nun kalitesi düşünüldüğünde hem de bu oyunun da görselliği itibariyle de kalitesi düşünüldüğünde kaliteli bir e, sıra tabanlı strateji oyunu geliyor. Taktiksel rol yapma oyunu geliyor gibi gözüküyor. Eğer bu türle ilgileniyorsanız istek listenize eklemeyi de unutmayın. Sifu 2022 yıl içerisinde çıkmış olan en sevdiğim bağımsız oyunda Sifu. Peki o zaman niye burada var madem 2022'de çıktı? Birincisi hem Steam tarafına da geliyor. Epic Games Exclusive'de. Gelirken de esas da önemli olan kısım zaten bu. The Arena isimli bir update ile beraber geliyor. Oyunu oynamak inanılmaz keyifliydi ve tekrar tekrar da oynayabiliyordunuz hani kendi görevlerinde ama böyle bu arena update ile beraber gelen yeni oyun moduyla beraber daha da hani tekrar oynanabilirliği artan bir oyun haline Geliyor. Hiç oynamadıysanız zaten hikayesine de bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hani o ayrı bir mevzu ama bu arena modunda ötürü de ben de tekrardan geri dönüp eklenen yeni modları da oynamayı düşündüğüm için ve hani gerçekten de Sifon'un beat'em up oyunu olarak yaptığı şeylerden ötürü pek çok beat'em up oyuna da Örnek olmasını düşündüğüm derecede kaliteli olduğundan özellikle bahsetmeden geçmek istemedim. Paranormal Tales. Korku oyunu sevenler için geliyor bu oyun. Benim için değil ama gerçekten hani ilginç bir yapısı olduğundan ötürü korku severlerin gözünden kaçmamız gerektiğini düşündüm bir oyun. Kendisi isminden anlayabileceğiniz üzere doğaüstü bir takım hikayeler barındırıyor oyun ve bu hikayeleri de hikayeleri bizzat yaşamış olan kurbanların geride bıraktığı görüntüler üzerinden yaşıyoruz. Bazen bir VHS kamera, bazen bir telefon ile kaydedilmiş görüntüler. Bazen de işte bodycam denen işte yani normal vücut kamerası denen böyle GoPro'su kameralardan alınmış hikayelere tanıklık ediyoruz ve Unreal Engine 5'le tasarlanmış olmasının getirdiği hani güzel gör, görselliğinden de ötürü bayağı 3.5 ata ata oynayabiliyoruz gibi duruyor. Yani korku oyunları değerlendirmekte de ben ne kadar iyiyimdir bilmiyorum her şeyden korktuğum için ama gerçekten belli bir kalitenin üzerinde durduğu için bahsetmeden geçmek istemedim. War Tales Mortis açık dünya bir RPG oyunu bayağı bir süredir erken ölçümdeydi. Burada yer almasının sebebi ise tam sürme çıkacak olması. 12 Nisan tarihinde artık hani tamamlanmış bir biçimde karşımıza çıkacak. Açık dünya rol yapma oyunları arasında gerçekten adına duyurabilecek bir oyun gibi de duruyor belli bir kalitenin üzerinde. Ha bu aralar direkt Divinity Original Sin veya işte Baldur's Gate gibi oyunlarla karşılaştırılabilir. Çünkü son yıllarda en çok e, sevilerek oynanan oyunlar arasında bunlar yer alıyor ki en çok beklenen oyunlardan bir tanesi de Baldur's Gate 3. Ne kadar kıyas görürler o ayrı bir mevzu ama kendini hastarızıyla da bu tür sevenler için net oynanması gereken bir oyun. Dredge. Açık denizlerde balıkçılık yaptığımız bir oyun Dredge. Ama tabii ki bu işin sadece bir kısmı. Balıkçılık yapıyoruz, etrafı keşfediyoruz, dünyayı keşfediyoruz ama bir yandan da e, akşam olduğu zaman işin içerisinde bildiğiniz Lovecraft temalı böyle bir korku e, atmosferi de dahil olduğundan ötürü iş maceraya da gidebiliyor. Sakin sakin balık avlayarak başladığımız maceramız etrafımız tehlikelerle sarılarak devam edebiliyor. Tam olarak nasıl bir tecrübe sunacak bunu artık çıktığı zaman görmemiz gerekiyor ama ilginç yapısından ötürü benim ilgimi çekti. Belki sizin de ilginizi çekerdi. Survival Fountain of Youth bu özellikle açık dünyada hayatta kalma ya da işte üst inşa etme oyunlarını sevenler için iyi bir tercih olabilir. İsiminden de anlayabileceğiniz üzere bir yandan gençlik pınarını aradığımız hayatta kalma türünde bir oyun. Yine tabii ki bu türdeki oyunlarda olduğu gibi crafting üzerine çok ciddi odaklanan bir yanı var. Kaynak toplama, av yapma, tabi tarım yapma falan gibi me mekanikler işin içerisinde bulunuyor. Ve tabii tabii bunları yaparken de antik bir medeniyeti araştırmaya çalışıyoruz. Man of War 2. Bu oyun aslında 2004 senesinden başlamış olan bir serinin en yeni oyunu. 2004 senesinde Soldiers Heroes of World War 2 diye de, World War 2 diye de çıkan da bir oyundu. İşte seneler içerisinde pek çok oyun çıktı. Bir yerden sonra oyun Man of War serisine dönüştü falan filan derken aslında köklü bir strateji oyunundan bahsediyoruz diyebilirim. Gerçek zaman strateji oyunu sevenlerin kesinlikle göz atması gerekiyor. Hani her hiçbir zaman böyle en popülerlerinden olmadı ama klasik strateji oyunlarından bir tanesiydi demek de çok da garip olmaz. Serinin 2019 2020'den beri falan da tekrar canlı Anlamaya çalıştığı düşünüldüğünde hani birazcık böyle bir tökezleyerek başlayan bir e, yeni başlangıcı oldu belki ama yine de dediğim gibi strateji oyunu sevenlerin zaten hani çok fazla seçeneği olmadığı için bu aralar yeni bir şeyler arıyorsanız göz atmak isteyebilirsiniz. The Axis unseen. Skyrim ve Fallout gibi oyunlarda çalışmış olan bir ekipten geliyor. E, The, The Axis unseen zaten bazı yerlerde tasarım olarak da böyle hani bazı esintiler alıyorsunuz özellikle Skyrim tarafından esintiler esintilerde alıyorsunuz. Açık bir dünyada e, yolculuk ediyoruz karakterimizde beraber eski halk hikayelerinden folklore lardan beslenerek hani kendi hikayesini şekillendiren ve yine işte bu folklorlardan tanıdığımız yaratıkları zaman zaman avladığımız bir oyun olarak gözüküyor. Oyunun dövüşü, kombatı, çatışması ya da diyelim ağırlıklı olarak da okçuluk üzerinden de gidiyor. Kullandığımız ok veya üzerinden gidiyor. Geliştiren ekibin çok sevdiğimiz oyunlar üzerinde çalışmış olması ve bu oyunlardan esinlenerek böyle bir oyunu da aslında yapıyor olması. Aynı zamanda trailerının da hiç fena gözükmemesinden kaynaklı olarak böyle bir gözümüzün üzerinde olması gereken oyun izlenimini yaratıyor. The Axis Unseen. New Tower. Kendi gazetecilik imparatorluğunu kurmak için hareket ettiğimiz bir oyun New Tower. Bu eski Sim Tower ya da daha da yakın dönemli tanıya olabileceğiniz Project Highrise kafasında bir yapısı da bulunuyor. Belli bir binamız var. Bu binanın tasarımıyla da ilgileniyoruz. İşte eee gazete basıyoruz ve hani sonuçta bir gazetenin ihtiyaç duyabileceği pek çok alanda yönetim gösteriyoruz. Hem fiziksel olarak gazete binamızı tasarlayıp hem de bir yandan işte dediğim gibi başarılı bir medya patronu olmaya çalışmak gibi bir durumundan ötürü ekstra ilgimi çekti. Zaten geçmişte Sim Tower ya da daha yakın zamanlı Project Highrise gibi oyunları oynadıysanız ve ilginizi çektiyse buna da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Güzel bir tecrübe olma potansiyeli yüksek. Sevgili arkadaşlar özetle böyle hani biraz rahatsız olduğum için ateşim falan da ara ara çıktığı için yani suçlu lisan ettiysem affola ama keyifli bir Future Games Show'u da geride bıraktık. Canlı yayın izlemiştik zaten bu arada. perşembe Cuma'ya bas bağlayan gece e, Twitch kanalında bir canlı yayın yapıp insanlarla beraber izledik. Böyle bir toplamda 50'den fazla oyunu gördük. O 50'den, 50'den fazla oyundan 11 tane kadar indirebilmişim belki bahsedilebilecek daha fazla oyunda çıkardı. Ya da siz gördüyseniz benim atladığım oyunlar var sizlerde. Onu gene da açıklamalarda daha doğrusu açıklamaları ben yazabiliyorum. Siz yorumlara yazabiliyorsunuz. yorumlar yazabiliyorsunuz. yorumları da ben de paylaşabilirsiniz. Benim gözüme çarpanlar, kişisel olarak ilgimi çekenler. Ya da işte sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm kendi ilgimi çekmese bile farklı türlerden seçtiğim oyunlar bu şekildeydi. Lafı uzattıkça uzatıyorum. Bir ara bağlayamadığımı fark ettim. Ama en sonunda artık buraya da bağlayabiliriz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenerek de çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.